Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle onluk ve birlik kavramlarını öğreneceğiz. Onluk ve birliklerle iki basamaklı sayıları okumayı öğreneceğiz. Video başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evet, buraya bir şey koydum. Biz buna bir birlik diyeceğiz. Bir tane daha koydum. İki birlik. Bir tane daha koydum. Üç birlik. Bir tane daha koydum. Dört birlik. Bir tane daha koydum. Beş birlik. Bir tane daha koydum. Altı birlik. Bir tane daha koydum. Yedi birlik. Bir tane daha koyuyorum. Sekiz birlik. Bir tane daha koyuyorum. Dokuz birlik. Ve bir tane daha koyuyorum, 10 birlik. İşte 10 tane birlik bir araya geldiğinde biz buna onluk diyoruz çocuklar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane birliğin bir araya gelmesiyle oluşan şeye onluk diyoruz. Yani şu 10 tanesini topladığımız zaman, şöyle bir araya getirdiğimiz zaman ne oluyormuş çocuklar? Onluk oluyormuş. Tekrar söylüyorum. 10 tane birlik bir tane onluk eder. Şimdi onluk ve birliklerle sayılarımızı okumaya çalışalım. Evet. Bir tane onluk koyuyorum şuraya. İki tane de birlik koyuyorum. Acaba bu hangi sayıdır? Şimdi onluk kısmında bir tane blok var, değil mi? O yüzden diyorum ki 1. Birlik kısmında ise iki tane karemiz var. O zaman diyoruz ki bu da 2'dir. Yukarıda gösterimi yapılan bloklarla gösterimi yapılan sayımız kaçmış? 12'ymiş çocuklar. Şimdi örneklerimizle devam edelim. Örneğin ben şuraya iki tane onluk blok koyuyorum. Ve şuraya da 4 tane birlik koyuyorum. Bu sayımız acaba kaçtır? 2 tane onluk olduğu için 2'yi buraya koyuyorum. 4 tane birlik olduğu için 4'ü buraya koyuyorum. Bakın 2 onluk, 4 birlik. Sayımız kaçmış? 24. Devam edelim örneklerimize. Örneğin ben birlik sayısını 5 yapıyorum. Onluk sayısını ise 3 yapıyorum. Bakalım bu sayımız kaç oluyormuş? Evet, 3 tane onluk olduğu için 3'ü koydum. 5 tane birlik olduğu için 5'i de buraya koydum. Sayımız kaçmış? 35. 3 tane onluk var. 5 tane ise birlik var çocuklar. Şimdi örneklerimize devam edelim. Örneğin şurayı 5 tane yapalım. Şurayı da 2 taneye düşürelim. Bu sayımız acaba bloklarla gösterimi yapılan sayımız kaçtır? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane onluk var. O zaman hemen 5'i koyalım. 2 tane de birlik var. 1, 2. 2 tane de birlik var. Onu da şuraya koydum. Sayımız kaçmış çocuklar? 52. Devam edelim. Diyelim ki burası 3 tane koyalım. Buraya da 4, 5, 6, 7, 8 tane koydum. Bakalım onluk sayımız kaç tane çocuklar? 1, 2, 3. O zaman 3 onluk buraya koydum. Peki kaç tane birliğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de birliğimiz var. O zaman 8'i de buraya koyuyoruz. Sayımız kaçmış? 38. Peki çocuklar şöyle bir örnek yapsak. Diyelim ki burada sadece 3 tane birlik var. Şu onluklardan hiç koymadım. Sadece 3 tane birlik var. O zaman diyorum ki 3 tane birlik varsa bu sayımız 3'tür. 3. Peki bu sefer de onluk koyalım. Hiç birlik koymayalım. Bakalım kaç oluyormuş? 1, 2, 3, 4. 4 tane onluk koydum. 10, 20, 30, 40. 4 tane onluk koydum. Sayımız kaç oluyormuş çocuklar? 40.
Yukarıda gösterimi yapılan sayımız 40. Biraz daha örnekler çözelim, daha iyi anlayabilmeniz için. Bu sefer de şöyle yapalım çocuklar, tersten yapalım. Sayıları verelim, kaç onluk, kaç birlikten oluştuğunu bulalım. Örneğin diyorum ki 16 sayısının kaç onluktan ve kaç birlikten oluştuğunu bulalım. Burası onlar basamağı, burası birler basamağı. Kaç tane onluk var? Bir tane onluk var. O zaman ben buraya bir tane onluk koydum. Peki kaç tane birlik var? 6 tane. O zaman koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İşte 16 sayısının bloklarla gösterimi bu şekilde olur. Başka örnekler de çözelim çocuklar. Örneğin 34 sayısının bloklarla gösterimini yapalım. 34. Yani 3 tane onluk, 4 tane birlik. 3 tane onluk, 4 tane birlik. Hemen koyalım o zaman 3 tane onluk. 1, 2, 3 tane onluk koydum. Şimdi de 4 tane birlik koyalım. 1, 2, 3, 4 tane de birlik koydum. 34 sayısının gösterimi bu şekilde olur. Şimdi devam edelim başka örneklerle. Örneğin çocuklar 60 sayısı. Biz 60 sayısını nasıl gösteririz? 6 tane onluk, 0 tane birlik. Hemen 6 tane onluğumuzu koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane onluk koydum. Peki birlik var mı? 0. Yani hiç birlik yok. O zaman 60 sayısının gösterimi bu şekilde olur. 6 tane onluk koyarak 60 sayısını elde edebiliyoruz. Peki başka örneklerimizi çözelim. Mesela çocuklar, şöyle bir şey olsun. 47 sayısını gösterelim. 47 sayısına kaç onluk, kaç birlik vardır? Önce buna bakalım. 4 onluk, 7 birlik. 4 onluk, 7 birlik. O zaman 4 tane onluğumuzu koyalım. Onluklar şunlardı, değil mi? 1, 2, 3, 4. 4 tane onluk. Şimdi de 7 tane birlik koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 onluk, 7 birlikten oluşan sayıya ne diyormuşuz biz? 47. Peki çocuklar şöyle bir şey olsaydı. Sayımız direkt 9 olsa. 9 sayısına onluk var mıdır? Hayır, yoktur. Onluk olabilmesi için mutlaka sayının 10'dan daha fazla olması gerekir. 10, 11, 12, 13 ve daha fazlası olması gerekir. 10'un altında olan sayıları biz birliklerle göstereceğiz. 9 birlikten oluştuğu için 9 tane koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 sayısı 9 birlikten oluşur. Şimdi devam edelim örneklerimize. Örneğin çocuklar, 10 sayısını düşünelim. 10 sayısı kaç onluktan kaç birlikten oluşur? Bakın iki basamaklı bir sayı. 1 onluk, 0 birlik. 1 onluk, 0 birlik. 1 onluk olduğu için bir tane onluğu buraya koydum. 0 birlik dediğim için şunlardan hiç koyamıyorum. 0 birlik, yani hiç birlik yok. O zaman 10 sayısının gösterimi sadece bir tane onluk blok koymaktır. Son bir örnek daha çözelim. Sonra yeterli olacağını düşünüyorum. Mesela çocuklar 25 sayısını bloklar yardımıyla gösterelim. 25. 25. 2 onluk, 5 birlik. 2 onluk, 5 birlik.
O zaman iki tane onluğu hemen koyuyorum. Bir onluk, iki onluk, iki tane onluğu koydum. Şimdi de beş tane birlik koyalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bakın iki onluk, beş birlik koydum. Bu sayımız kaçmış? 25. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.